Var olun. Değerli izleyiciler, piyasanın rakamlarına bakacağız şimdi. ALB Forex analisti Emir Emiroğlu telefon attığımızda. Günaydınlar Sayın Emiroğlu. Günaydın Selim Bey, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz efendim. Haftayı ortaladık, Noel haftasında. Bugünkü veriler karşısında neler söylersiniz, buyurun. Selim Bey, dediğiniz gibi haftanın ortasına geldik. Bu son haftasında olmamızdan kaynaklı 2016'nın düşük hacimli işlemler Noel etkisiyle devam ettiğini söyleyebiliriz. Dün yurt içinde 2 yıllık gösterge tahvil faizlerinin 10.30 seviyelerine 10.54'e kadar yükselmesi ve Borsa İstanbul'un Avrupa ve küresel yani Amerika borsalarından da ayrışarak negatif kapanış gerçekleştirmesiyle TL varlıklarına bir değer kayıptan hızlandığını gözlemledik. Bir de TÜİK tarafından yapılan gayri safi yurt içi hasılanın verilerindeki revizyonu takip ettik. Mevsim ve takvim etkisinden arındırmış olan hacim endeksinden yer verdi TÜİK. Burada mevsimsellikten arındırılmış büyüme verimizin daha önce eksi, yani negatif 1.8 açıklanan verinin 3. çeyrekte %2.7 olarak küçüldüğünü gözlemledik. Bu da tabii ki de TL varlıkları üzerindeki baskıyı arttırdığını söyleyebiliriz. Bir taraftan da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarını takip ettik. Burada gıda ve enerji gruplarındaki fiyat artışının yanı sıra tütün ürünleri olmak üzere yapılan vergi ayarlamaları, petrol fiyatlarında yükseliş ve döviz kurunun etkisiyle Aralık ayı enflasyonuna belirgin bir yukarı yönlü etki yapması beklediklerini ifade ettiler. Bunun da tabii ki de TL varlıkları üzerine negatif etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bugün yurt içinde veri akışımız sakin, herhangi bir verimiz bulunmamakta. Sadece Amerika tarafından gece petrol stoklarını izliyor olacağız. Teknik açıdan bakmak istersek dolar TL'ye baktığımızda şu an 3.52-60 seviyelerindeyiz. Dünkü TL'nin değer kayıpları sonucunda kurda yukarı yönlü hareketleri gözlemlediğimizi söylemiştik. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde ilk etapta 3.54-10 seviyelerini takip edeceğiz. Bu seviyenin geçilmesiyle 3.56-10'lara kadar alışlar hızlanabilir. Aşağı yönlü hareketlerde ilk olarak 3.50-40 desteğini takip ediyoruz. Satışların hızlanmasıyla 3.48-70'lere kadar geri çekilmeler gerçekleşebilir. Euro TL'ye baktığımızda 3.69-40'lar seviyesindeyiz şu an. Satışların hızlanmasıyla 3.69-15'i ilk etapta takip edeceğiz. 3.69-15'in kırılmasıyla 3.66-20'lere kadar geri çekilmeler görülebilir. Alış hareketlerinin gelmesiyle ilk etapta yukarıda 3.70 seviyesini takip ediyoruz. 3.70 direncinin kırılmasıyla 3.72-70'lere kadar alımlar gelebilir. Gram altına baktığımızda dünkü ons fiyatındaki yukarı yönlü hareketlerden sonra 129 seviyelerinde olan bir gram altın var karşımızda. İlk etapta burada 131 seviyesini takip edeceğiz yukarıda. 131'in geçilmesiyle 133.50'lere kadar alımlar hızlanabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 127 desteğini takip ediyoruz. Kırılmasıyla 125 seviyesi bizim için oldukça kritik. Borsa İstanbul'a baktığımızda dün küresel borsalardan ayrışarak negatif kapattığını söylemiştik. 76.699 seviyesinde kapattı dünü. Şu an bugün 76.200 ve 77.250 seviyelerini takip edeceğiz. Bu seviyelerin kırılmasıyla hareketlerin arttığını izleyebiliriz. Emiroğlu, çok çok teşekkür ediyoruz efendim aktardıklarınız için. İyi çalışmalar, sağ olun, var olun. Teşekkür ederim, iyi günler dilerim.